İbrahim Karagül Yeni Şafak 100 yıl önce hasta adam şimdi Türkiye'yi durdurun. Suriye'de çekiç güç istiyorlar. Bu intihardır. Amerika Birleşik Devletleri hangi meşruiyetle bizimle pazarlık yapıyor? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeni Asya politikasına yönelik açıklaması aynı açıklamada Türkiye ekseni vurgusu ne kadar hakkıyla tartışılır emin değilim. Birçokları bunu klasik Rus avrasyacılığına kurban etmek isteyecek, bazıları küçümseyecek, Atlantikçi ezberlerin rehin aldığı çevrelerse ihanet gibi gösterecek. Çavuşoğlu'nun bu ekseni sadece Türkiye'nin stratejik eğilimiyle sınırlı tutmayıp Doğu ile Batı'nın buluştuğu bir eksen olarak nitelemesi, Türkiye'yi eksen kaymasıyla itham etmek isteyenlere aslında merkezi eksenin burası olduğunu göstermesi olağanüstü önemliydi. Tehdit Amerika'dan geliyor ısrarla ve kararlılıkla yeni bir yol haritası. Bu açıklama uzun bir süredir Türkiye'nin ısrarla ve kararlılıkla sürdürdüğü yeni pozisyon alışın, yol haritasının kendini yeniden kurmanın bir gelecek tasarımının ipucunu veriyor. Amerika ile güvenlik çatışmaları, coğrafyamıza yönelik müdahalelere karşı Türkiye'nin net tavırları, açık biçimde Atlantikçi çevreler tarafından tehdit ediliyor oluşumuz, Ülkemizin geleceğini yeniden denetim altına almaya çalışanlarla buna direnenler arasındaki hesaplaşma kısaca ekonomi politikalarından güvenlik stratejilerine, toplumsal eğilimlerden ülke ve coğrafya kimliğine ve tarihsel hafızanın yenilenmesine kadar derin bir değişim içindeyiz. Ülkemizi yeniden keşfettik. Kendimizi yeniden keşfettik. Coğrafyamızı ve kimliğimizi yeniden keşfettik. En önemlisi de bir daha 20. yüzyıldaki gibi vesayet altına girmeyeceğimiz konusunda kesin bir karar aldık. Dünyanın ağırlık merkezi Batı'dan uzaklaştı. Biz de tam bu sırada harekete geçtik. Bunu ne zaman yaptık? Atlantik İttifakı'nın tek yanlı küresel hakimiyetinin sona geldiği, en az 400 yıllık bir güç kaymasının yaşandığı, yeni güçlerin ve aktörlerin yükseldiği, doğu-batı dengesinin sarsıldığı ve dünya genelinde Amerika Avrupa Birliği hakimiyetine karşı yapısal itirazların, meydan okumaların yükseldiği bir dönemde yaptık. Artık dünya çok kutupluydu. Yeni siyasi ve ekonomik havzalar ortaya çıkmıştı. Dünyanın ağırlık merkezi batıdan uzaklaşıyordu. Farklı bölgeler arasında teknoloji ve sermaye açığı kapanıyordu. Savunma ve insan kaynağı açısından doğu çok daha hızlı yükseliyordu. En önemlisi de bir tarih kırılması yaşanıyor güç haritaları kökten değişiyordu. Türkiye içinse tek yanlı batıya bağımlılık ülkenin küçülmesine kadar varacak tehlikeli bir hal almıştı. Selçuklu Osmanlı Türkiye sürekliliği ve yeni yükselme. Çünkü bugün itibariyle ülkemize yönelik güvenlik tehditlerinin tamamı batıdan onların bizim coğrafyamızdaki tasarruflarından kaynaklanıyordu. Daha ötesi 15 Temmuz'da ve Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi açıkça tehdit ediyor, saldırıyorlardı. Türkiye için bu yeniden konumlanmanın başka anlamları da vardı. Osmanlı çözülmesinden sonra, 100 yıl sonra ilk kez kendimiz oluyorduk. Yeni bir büyüme, yükselme dönemi başlatıyorduk. Devleti ve kurumları buna hazırlıyor, toplumun bu yönde desteğini alıyor, ülkenin ve milletin hedeflerini yeniliyor, Selçuklu Osmanlı Türkiye devletler sürekliliğini yeni bir aşamaya taşıyorduk. Yüzyılların iddiaları önümüzdeydi. O an hep birlikte saldırıya geçtiler. Bu bizim için yeni bir tarih yükselişiydi. Yüzyılların iddiaları önümüzdeydi. İşte Türkiye bu büyük yenilenmeyi küresel iktidar alanının dağıldığı, güç haritasının değiştiği bu gelişmelerin kendisine sağladığı manevra alanında yapıyordu. Doğru bir zamanlama, doğru bir karar, doğru bir konumlanmaydı bu. İşte tam bu sırada müttefik dediklerimizin ağır saldırılarına, ambargolarına maruz kalmamız, hep birlikte içeriden cepheler kurmaları bu yüzdendi. Türkiye'nin ekseni kaydı suçlamalarının arkasında Türkiye elimizden çıktı, onu durdurmalıyız telaşı vardı. Darbe girişimlerinin, ekonomik saldırıların, Suriye'nin kuzeyinden ve Akdeniz'den kuşatmanın nedeni buydu. Türkiye ekseni, dünyanın hararetli tartışma konusu. Tam bu dönemde Türkiye ekseni, Türkiye jeopolitiği dünya genelinde en ciddi tartışma konularından biri oluyordu. Siyasal haklı bölgenin dışına taşan ekonomik ilgisi, Tarihi siyasi genetiğini yeniden keşfetmesi, çok uluslu içeriden operasyonları bir bir boşa çıkarması, çevreden kuşatma planlarına Afrin'le başlayan ve devam edecek olan müdahaleleri, coğrafyanın derinliğinde inşa edilen Türkiye'yi durdurmaya ayarlı yeni cephe hesaplarına burun kıvıracak noktaya gelmesi, önümüzdeki yıllarda dünyaya bir ülkenin nasıl yıldızlaştığını gösterecekti. Biliyorlardı. Türkiye'nin nasıl model olacağının farkındaydılar. Bu yüzden de durdurma adına hem güvenlik politikaları devreye sokuldu hem de küresel çapta medya ve siyasi dil üzerinden çok yoğun değersizleştirme operasyonları devreye alındı. Yüzyıl önce hasta adam. Tarih bizi yeniden çağırdı. Şimdi Türkiye'yi durdurun. Yüzyıl önce hasta adam. Şark sorunu olarak bir çöküşün hikayesi yazılıyordu. Yüzyıl sonra Türkiye'nin yükselişinin hikayesi yazılıyordu. Batı'nın duraklamasından faydalanarak doğunun yükselişini arkamıza alarak bir Türkiye ekseni kurmak zorundaydık. Bu 21. yüzyılın sesiydi. Bütün coğrafyaya yayılacak bir siyasi değildi. Tarih bizi yeniden çağırmıştı. Omuzlarımıza yine o yükü yüklemişti. Tam da bu dönemde dostun düşmanın kim olduğu netleşmekteydi. Her büyük tarih kırılmalarında netleştiği gibi. 21. yüzyılın sesi. Bu ses büyük bir medeniyet mücadelesiydi. Bir onur ve özgürlük mücadelesiydi sesi o kadar güçlü ki Afrika'nın derinliklerinden Orta Doğu'nun sokaklarına, Pakistan'dan Malay dünyasına kadar yankılanmaktaydı. İşte biz bunun 21. yüzyılın sesi olduğuna, küresel hesapları alt üst edeceğine, o çok uluslu projeleri boşa çıkaracağına, bu coğrafyadan destansı bir yükseliş dönemi başlatacağına inanıyoruz. Asya'yı görmeyen siyasi kördür. Türkiye ekseni ortak siyasi kimlik. Asya'ya yönelme, Asya'da yükselen güçlerle ortaklıklar kurma, bir Avrasyacılık değildir. Bir üçüncü dünyacılık değildir. Onlar soğuk savaş terimleridir. Dünya büyük bir sarsılma yaşadı. Kavramlar kadar zihinler kadar gerçekler de değişti. Güç de değişti. Bu gerçeği görmeyen devlet kördür. 21. yüzyıl ve sonrası için asla bir gelecek inşa edemez. Türkiye ekseni bizim sahip çıkmamız gereken tek ve en üst siyasi kimliktir altını doldurmalı, bu yönde entelektüel alanda içerikler üretilmeli, tartışmalar yapılmalı, bir toplumsal bilinç uyandırılmalı, kenetlenmelidir. Fırat'ın doğusuna müdahale, yeni çekiç güç istiyor onlar. En yakın güncel bir örnek vereyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gündür Fırat'ın doğusuna müdahale yönünde açıklamalar yapıyor. Amerika eğitinin Ankara'da bunu engellemeye, sulandırmaya dönük temasları sürerken, Fırat Kalkanı ve Afrin müdahalesi o çok uluslu iradeye bir meydan okumaydı. Türkiye ekseninin cevabıydı. Fırat'ın doğusuna yönelik müdahale planı da öyle. Onlar bizi çevrelerken bizim bu kuşatmayı cesaretle yarmamız Türkiye ekseni duruşudur işte. Çünkü onlar Suriye'nin kuzeyinde çekiç güç benzeri bir yapı kurmak, Türkiye'yi ortaklıkla durdurmak istiyorlar. Bizse bunu kesinlikle reddediyoruz. Çünkü Suriye'de çekiç güç intihardır. Bir sonraki cephe Türkiye içinde olacaktır. Amerika hangi meşruiyetle masamıza oturabiliyor? Şu soru neden hiç sorulmaz? Amerika'yı oraya Suriye halkı çağırmadı, rejim çağırmadı, Rusya ve İran gibi komşu ülkeler istemiyor. Peki Amerika hangi meşruiyetle Ankara'da pazarlık masasının bir tarafında durabiliyor? Bizim can alıcı bir savaş verdiğimiz terör örgütü sözcülüğü dışında hangi misyonla karşımızda ve biz onu neden muhatap alırız? Bu da Türkiye ekseni duruşudur işte. <laughs>